olsaydı büyük ihtimalle Hristiyan öğretiyle doğdu. İşte Türkiye'de doğdum, İslam öğretisiyle doğdum. Bir başka bir coğrafyada bir başka öğretiyle doğdum. Yani mahşer günü değerlendirirken hepimiz Kur'an üzerinden değerlendiriyoruz. Soruyu çok anlamadım ama yani şöyle söyleyeyim, İngiltere'de ben doğsaydım yani insan herhangi bir yerde doğabilir, herhangi bir toplumun içinde dünyaya gelebilir. Bizler neyin üzerinden sorumlu tutulacağız, hesaba çekileceğiz diye bir soru var. Güzel bir soru. Aslında kendimize ne kadar yakınlaştığımız üzerinden hesaba çekileceğiz. Yani kim olursan ol, hangi dinden olursan ol, kendine ne kadar yakınlaştın, kendine ne kadar dönebildin, gerçek anlamda kendini ne kadar görebildin ve aynı zamanda neleri kendine sorun ettin? Hangi soruların, sorunların, problemlerin içinde boğuldun? Bakın hangi sorunlarla karşılaştın demiyorum. Hangi sorunların içinde boğuldun? Yani kişinin nasıl ki girdiği denizin derinliği önemli değildir, değil mi? Mesela bir kişi denizde boğulmuşsa, ki derede de boğulabilirsin. Yani ya boğulmuşsundur ya da yüzmüşsündür. Eğer yüzebilmişsen demek ki yüzmeyi biliyorsun. Ve gerçek anlamda yüzmeyi bilen insan için derinliğin bir önemi yoktur. Tıpkı bunun gibi aslında bizler yaşadığımız hadiselerin içinde ne kadar kendimizde olduğumuz ile ilgili olarak bir bilince sahip oluruz. Bu mutluluk veya mutsuzluktan bağımsız bir şeydir. Mesela bir insan işte bir şeylere sahip olur. İşte mal, mülk, maddi zenginlik, evlat vesaire. Onların tırnak içinde ne diyelim egosal mutluluğu içinde kaybolabilir. Bu da bir boğulmadır. Yani boğulma sadece böyle zorluk, sıkıntı, acı, keder değildir. Birisi de refah tırnak içinde yani maddi refahın içinde boğulur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde vardır. Yani işte kendisine nimet verdiğimiz ama bize isyan eden veya bize sırt çevireni, bize yüz çevireni bize bırak. Aslında hani Allah şunu demiyor, bana bırak ben ona gösteririm değil. O zaten kaybetmiş bir durumda. Yani bugün ben kendi deneyimim içinde çok defa görmüşümdür insanları. Böyle adam çok zengin, gelmiş 60-70 yaşına artık. Mesela işte o kudretli bilmem kim yok yani. Ki olsa ne olur yani 70 yaşına gelmişsin, kudretli bir mafya liderisin. Yani ne yapacaksın? Beden düşmüş, başka başka insanlar ortaya çıkmış. Ne olacak? Senin bütün o hikayesine tutunduğun ve hikayesiyle gururlandığın, kibirlendiğin şey zayıflamış. Var mı bir şey elinde? Yok, aslında hiçbir şey yok. Hatta ne var elinde? Tırnak içinde yaptığın zulümler var, baskılar var, tahakkümler var, yargılamışsın, suçlamışsın, ezmişsin, haksızlık yapmışsın. Bütün bunların senin üzerinde bir yükü var. Dolayısıyla yani ister sıkıntı olarak tarif ettiğimiz eksiklikler noktasında olsun, isterse çok fazla şeye sahip olmuşluk gibi görünen şeylerden olsun, kişi kendisini tanımıyorsa, kendisine dair bilinci yoksa
bunun hesabını verecek. Yani deyim yerinde ise merkezden ne kadar uzaklaştın? İster Hristiyan ol, ister Budist ol, ne olursan ol, ister Müslüman ol, merkezden ne kadar uzaklaştın? Hayatta yaşadığın bir sorun seni kendi varlığından, kendi varlığının huzurundan ne kadar uzaklaştırdı? Veya yaşadığın çok olumlu bir durum seni ne kadar uzaklaştırdı? İşte diyelim ki herkes seni övüyor, herkes takdir ediyor, etrafında sevenlerin var. Ne kadar kendindesin? Yoksa onların deyim yerindeyse merkez kaç kuvvetine mi yakalandı? Mesela bazı insanlar görürsün, böyle şöhretlidirler. İşte bazen gazete küpürlerinde olur işte. Bir zamanların bilmem nesi, işte güzellik kraliçesi veya işte yakışıklı jönü bilmem nesi. İşte şimdi sakin bir hayat sürüyor. Ne olmuş? Aslında balon sönmüş. Anlatabildim. Hikaye boş olduğunu kişiye göstermiş. Hatta bazen onlarla röportaj yapılır. İşte derler ki işte şöhret aldatıcı bir şeydir. İşte biz de biraz kandık falan. Ve işte artık hayat seni tırnak içinde bir şeyle yüzleşmek de değil, bir şeye çarpmakla karşı karşıya bırakır. Çünkü bir şeyle yüzleşmek ayrı bir şeydir. Onun farkına varmaktır, ayırdına varmaktır, onu analiz edebilmektir. Ya bu şöhret nedir? Bir yüzleşeyim. Yoksa şöhretin gittiğinde şöhretsizlikle yüzleşmiyorsundur. Şöhretinin gitmesi sana çarpıyordur, duvara çarpıyormuş gibi olur. Hatta o durumda bile insan yüzleşemez. Çünkü yüzleşmek bir bilinç gerektirir. O bilince sahip olduğun ölçüde yüzleşebilirsin. İşte güzelliğinle, yakışıklılığınla, maddi imkanınla ne kadar özdeşleşiyorsun, ne kadar ayrışmışsın. Bütün hikaye budur. Allah birçok ayette sizi işte şundan, şundan, şundan eksilteceğiz diyor. Neyden eksiltecek? Bir oturup düşünmen gerekmiyor mu? Niye eksiltiyor? Peki niye bizim egomuz Allah bizi gördüğümüzden geriye düşürmesin diyor? Çünkü Allah'ın baktığı deyim yerindeyse veya sana göstermek istediği şey başka, senin egonun görmek istediği şey başka. Sen diyorsun ki Allah bizi gördüğümüzden eksik koymasın. Allah diyor ki sizi eksilteceğim. Kendiniz olarak algıladığınız yani nefsiniz olarak tanımladığınız şeylerden, bu benim dediğiniz şeylerden, kendinizi özdeşleştirdiğiniz şeylerden, ticaretinizden, sahip olduğunuzu zannettiğiniz şeylerden, evlat yönünden vesaireden eksilteceğiz diyor. Peki neyi eksiltiyor? İnsan eksilen bir varlık mıdır? E tabii sen toplanan bir varlıksan tırnak içinde eksilen bir varlık da olacaksın. Ama sen toplanan bir varlık değilsen senin eksiltileceğin bir şey yoktur. Evladın vefat ederse veya bir şey olursa senden bir şey eksilmez. Her şey Allah'a aittir. Dolayısıyla benden bir şey eksilmiyor. Veya işte mal, mülk, her şey Allah'a aittir. Senin bir malın yok ki Allah onu eksiltsin. Senin bir evin yok ki Allah onu eksiltsin. Senin kendini tanımladığın böyle bir sosyal itibarın, işte eş dost yoktur ki seni ondan eksiltsin. Ama sen bir şeylerin toplamıysan o zaman Allah eksiltir. Niye eksiltir? Aslında bu hani Allah sana gıcıklık olsun diye yapmıyor. Sen saçma sapan veya kendin olmayan şeylerle özdeşleştiğin için o da Allah'ın bir rahmeti. İşte cehennemde ne? Her şeyden temizleneceğin yer. Bütün
eklentilerinden kendini eklemlediğin, beni tamamlıyor dediğin her şeyden ayrışacağın bir yer. Hani bazı insanlar var ya böyle çok hoş gibi görüyor, işte ben insan biriktiriyorum, ben bilmem ne biriktiriyorum. E biriktir bakalım, bakalım ne olacak? Neyi biriktiriyorsun? Niye biriktiriyorsun? Kim biriktiriyor? Niye biriktiriyor? Eğer bunları gözlemlemezsen, o zaman diyelim ki ilişkilere odaklı bir insan isen, ilişki biriktirirsin. Deneyime odaklı biriysen, deneyim biriktirirsin. Başka bir şeye odaklı biriysen, onu biriktirirsin. Neye odaklanmışsa insan onu biriktirir. Ama kendine odaklanmışsan, gerçek kendine odaklanmışsan, o bir sınırlı bir şey değil ki onu büyütesin veya ondan biraz daha biriktiresin. Ben senden daha mükemmel bir öze sahibim. Senin özün benim özümden küçük falan veya benim özüm senin özünden niye küçük ki diye bir kıyaslama, bir kıskançlık, bir kendini kötü hissetme. Mesela bazı insanlarda şey vardır. Ben niye Hazreti Muhammed gibi değilim? Ben de diyorum ki öylesin aslında. Ama sen buna körsün. Yani Hazreti Muhammed'le sen arasında özde bir fark yok. Hepiniz aynı ruhun üflendiği varlıklarsınız. Aynı ruh üflenmiş hepimize. Hazreti Muhammed'e üflenen ruhla sana, bana, ona üflenen ruh aynı. Ama egon ne yapıyor? Başka yerlerden kıyaslama yapıyor. Halbuki aslında özde hepimiz biriz. O özümüzdeki tekliği, birliği fark etmeye ihtiyacımız var. Ama egon bir şekilde yapılanmış, başlıyor kıyaslamaya. Onun arabası benim arabam, onun çocuğu benim çocuğum, o evlenmiş ben evlenmemişim. O evlenmiş mutlu olmuş, ben evlenmişim mutlu olamamışım. Onun eşi böyle, benim eşim böyle. İşte onun şansı yaver gidiyor, benimki gitmiyor. 40 çeşit hikaye üretirsin. Şu zihnin sana hizmet etmesi gereken bir yapı iken, senin başını belaya sokan, sürekli kıyaslama yapmana neden olan, sürekli kendinle ilgili hikaye üretmene sebep olan bir, ne diyelim, bir baş ağrısına döner. Bir baş belasına döner. Hatta bazen insanlarda şunu görürsünüz veya ben görmüşümdür. Ya diyor, zihnimi bir durdursan ne kadar iyi olur. Ama başka zaman da hani akıl bedava diyor, istediğim kadar düşünürüm. Düşün işte, bak en son böyle oluyor. Düşünceni durduramıyorsun. Düşünceyi matah bir şey zannediyorsun. Düşünceyi, düşünme melekesini doğru bir biçimde kullanman gerekirken yanlış, gereksiz ve aşırı bir biçimde kullanıyorsun. Bu sefer başına bela oluyor. Düşünerek her şeyi bulacağını zannediyorsun. Zorluyorsun. Ha, bu şeye benzer yani. Mesela ya çok böyle büyük bir hız alırsan mesela otomobille uzaya çıkabilir miyim? Zor çıkarsın. Çok hızlansan dünyanın etrafında dönmekten başka hiçbir işe yaramaz. Tıpkı bunun gibi. Kendine yanlış bir araç bulmuş olursun. O da düşünme aracıdır. Zihnin seni bir yere götürecek zannedersin. Kendini bulduracak bir şey nazarıyla düşünceye bakarsın. O sana öyle bir şey vermez. O yüzden hep hatırlatıyorum. Kendimizi düşünceden biraz özgürleştiğimiz zaman bulabiliriz. Yani düşünceden özgürleşme diye bir kavram vardır. Belki modern psikoloji buna epey yabancılaşmış yani. Düşünmeden özgürleşmek ne demek? Düşünmek her şeydir. Düşünmek insanoğlunun en büyük gücüdür falan filan. Evet, tabii ki düşünmek güzel bir şeydir. Fakat düşünmek belli şeyler için verilmiş sınırlı bir melekedir. Hatta ben buna ilk rastladığım zaman böyle birkaç
Bilge'nin kitabında tefekkürle diyor hakikati bulamazsın diyor. Tefekkür et diyor. İşte yeryüzü nasıl şekillenmiş, işte Allah yeryüzünü yaratmayı ve onu idame ettirmeyi hangi prensiplerle, hangi ilkelerle yapıyor, müşahede et, bunu tefekkür et. Ama kendini bulmak, kendini bilmek, hakikati idrak etmek tefekkürle olmaz diyor. İlk karşılaştığımda şaşırmıştım. Çünkü ben de böyle tefekkür etmeyi seven bir mekanizmaya sahibim. Tefekkür kötü bir şey de değil. Yani düşünmek, fikretmek asla kötü bir şey değil. Ama nerede tefekkür edeceğim? Bunu doğru yerde ve doğru şekilde yapmam gerekir. Böyle yaptığımda hiçbir problem yok. Tefekkür çok kıymetli bir enstrüman. Çok kıymetli bir meleke. Ama kendimi bilmek konusunda düşünemem. Kendimi bilmek düşünmenin nesnesi olamaz. Öyle bir şey değil. Çünkü kendini bilmek bir nesne değil ki sen onu kavrayabilesin. O senin kendin olan şey. Kendin olan bir şeyi kavrayamazsın. Bu hani bir metafor olarak ifade edecek olursak, hani gözün çevresini görmesi ama kendini görememesi gibidir. Dolayısıyla kendini düşünceden özgürleştirebildiğinde, yani düşünmeye ara verebildiğinde veya düşünmeyi bırakabildiğinde, ki bu bırakılabilir ama bunu kavga ederek yapmıyoruz. Düşünce sakinleşip durabiliyor. Hatta Budistler buna no mind diyorlar. Yani zihinsizlik hali, düşüncesizlik hali. Hani bu gerizekalılık anlamında değil yani. Düşünmenin ötesine geçme hali. Ve o durumda sizin kendinizi bilme imkanınız vardır. Ama bunu böyle zihnimi durdurayım diye yapmayacaksınız. Öyle bir şey değil bu. Bir anda bir şey oluyor ve bakıyorsunuz zihin işlemiyor ama bir bilinciniz var. Anlatabildim mi? Bir bilinç hali var ama zihin işlemiyor. Yani düşünerek bir şey bulmuyorsunuz. Düşünerek bir şeyi öğrenmiyorsunuz. Düşünce yoluyla bir bilgiye ulaşmıyorsunuz. Bilgi o anda sizin bilincinizde çıkıveriyor. O yüzden hani insan kendini tam olarak tanımayan bir varlıktır diyoruz. Kendi imkanlarımızı da tam olarak bilmiyoruz. Ama o imkanların inkişafı için, yani açığa çıkması için şu anki mevcut bilincimizin tortularını görmeye ihtiyacımız var. Nedir bu tortular? Birincisi korkularımızdır. Neden korkuyorsanız, korkunuz neyle ilgiliyse o korkuyu bir kenara bırakın. O korkuyla kavga edin de demiyorum. Korkuyu bir kenara bırakın. Yalnızlıktan mı korkuyorsunuz? Ya önemli değil. Olursa olur deyin. Kenara koyun. Ya gidip yalnız olacağım falan diye kendinizle de kavga etmenize gerek yok. Ama o korkuyu bırakın. Yani deyim yerindeyse aç kalma korkunuzu bırakın. Ölme korkunuzu bırakın. Yalnız kalma korkunuzu bırakın. Başarısızlık korkunuzu bırakın. İnsanların sizi küçümsemesi korkusunu bırakın. Sizi değersiz görme korkusunu bırakın. Hayatta bir şey ispat edememe korkusunu bırakın. Bırakın, hepsini bırakın. Ne olur? Değil mi? Ne olur? Bıraksanız ne olur? Bir tehlike mi var ya? O korkuları bırakınca bir zarar mı göreceksiniz? Yok. O zaman bir bırakın yani. İkincisi, çok tutulduğu
bulunduğunuz arzu ve isteklerinizi de bırakın. Bir şeyi böyle çok istiyorum, çok istiyorum. Bırak, akışına bırak. Bak isteme de demiyorum. Çünkü istememezlik de bir istemektir. Bir başka türden şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. O da öbür taraftan bir isteme halidir. İkisini de bırakın. Yani istemekten de istememekten de özgürleşin. Olursa olur o, olmazsa olmaz yani. Hani bazen böyle çocuk olur ya, küçükken mesela bir şey ister, sonra siz onu başka şeyle oyalarsınız, o şeyi unutuverir. Neden? Çünkü isteklerine henüz o kadar tutunmamış yani. Ama biz bir isteğe bir tutunuyoruz, önümüze başka oyalayıcı şeyler çıkıyor ama oraya iyice tutunmuşuz ya, orayı bırakamıyoruz. İlla o olacak yani. Bunu çok istiyorum ya, çok istiyorum. Ya olsun istiyorum. Ya bak o kadar tutunma ama istiyorum. Ne ya, başına bela mı istiyorsun? Hayır, ne istiyorsun yani? Bak o istediğin şey olan insanlar var. Ne olmuş yani? Uçmuşlar mı? Ermişler mi? Ne olmuş? Evlenememişsin. Evlensen ne olur? Çocuğun yok. Çocuğun olsa ne olur? Zengin değilsin. Olanlar ne olmuş? Ya ne olmuş? Hakikaten bunu bilinçli olarak yani böyle kendinizi kandırmak için değil. Ya boş ver ya ne olacak ki? Hani böyle kendinizi aldatmak için bir bahane veya işte ya boş ver ya biz iyiyiz falan filan değil. Ya bir bak yani zengin olan ne olmuş? Ne olmuş yani? Evlenen ne olmuş? Çoluk çocuğu olan ne olmuş? Adı sanı duyulmayan insan ne olmuş? Cengiz Han ne olmuş? Ne olmuş yani? Arada ne fark var yani? Var mı? Gerçek anlamda bir fark var mı? Yok. Yani adın sanın duyulmayan biri oldu. Yani mesela benim 3-4 nesil önceki atamı ben bile bilmiyorum. Bak dünyada kimse bilmiyor yani. En yakınları bile bakıyorsun 3, 5, 6, 7. atanı bilen var mı? Yok gibi yani. Ha, bilsen ne olur? O da ayrı bir konu. Hani sanki bilmek çok matah bir şey mi? Değil. Yani bak her şey ne anlama geldiğini sana biraz daha iyi öğretebilir bu açıdan baktığında. Kalıcı olan nedir? Veya insanın mahiyeti nedir? İnsan buraya kazık çakacak bir varlık mıdır? İsmini tırnak içinde altın harflerle yazdıracak bir varlık mıdır? Kendini ispat edecek bir varlık mıdır? Nedir? Bir bak bakalım gerçek anlamda nedir yani? Şu içeride sana türlü türlü hikayeler üreten o benlik sana gerçekten doğruyu mu fısıldıyor? Neyi fısıldıyor sana? Sana hangi hikayeyi anlatıyor? Seni hangi dinlilerle uyutmaya çalışıyor? Sana hangi tiyatroyu oynuyor? Hangi tiyatroyu oynamanı salık veriyor? Bir bak, bir sakince bak. Sonra arkadan bir benlik gelecektir. Ne yani böyle boş boş oturalım mı? Onu da kenara koy. O da boş saçma bir şey. Ve işte ne yapalım? Zaten işte İslam dünyası böyle tembellikten bu hale geldi. Onu da bir kenara koy. Bunlar saçma sapan şeyler. Kastettiğimizin bunlarla bir ilgisi yok. Kastettiğimiz şey kendini bilmekle ilgili bir şey. Bakın biz neyi hatırlatmaya çalışıyoruz? Peygamber Hira'da kendini bildi. Kendini bilmeklik ona tam olarak açıldı. Yani o Amine'nin yetimi, Abdullah'ın yetimi, öksüzü olduğunu değil. Allah'a her türlü şeyden bağımsız olarak ait olduğunu idrak etti. Hatice'nin kocası da değil, Amine'nin çocuğu da değil, Abdullah'ın çocuğu da değil,
Abdülmuttalib'in torunu da değil, hiçbiri değil. Muhammed Allah'ın kuludur. Ve bir sorumluluk verilmiş, elçilik yapıyor. Ama asıl şey onun kulluğudur. Yani kulluk nedir biliyor musun arkadaşlar? Bazıları böyle çeviri yapar, işte yok kölesidir. İşte Araplar kölelere de ab derlerdi. Bu değil arkadaşlar. Orijinal ve doğal, yani en doğal anlamı aidiyettir. Onun için köle içinde kullanılır. Yani köle efendisine aittir. Dolayısıyla abdiyet aidiyettir. Bakın insanlar ne yapıyor? Böyle kökenimi arıyorum, köklenmeye çalışıyor. Nereye köklenecekse artık bilmiyorum. Köklenmeye çalışıyor, bilmem ne olmaya çalışıyor. İşte çocuğunun annesi olmaya çalışıyor, çocuğunun babası olmaya çalışıyor. İşte bir şey olmaya çalışıyor, sürekli olmaya çalışıyor. Neden? Çünkü aslında olmuş olduğu, gerçekte olduğu şeyi unuttuğu için bir boşluk oluşmuş. O boşluğu aslında doldurmaya çalışıyor. Ama hangi boşluğu doldurmaya çalışıyor? Hayalinde kurguladığı boşluğu doldurmaya çalışıyor. Gerçek bir boşluk yok. Kendini unutmuşsun, orayı doldurmaya çalışıyorsun. Olmuş olduğunu unutmuşsun, kendini doldurmaya çalışıyorsun. Var olduğunu unutmuşsun, var olma mücadelesi yapıyorsun. Gerçek olduğunu unutmuşsun, kendini gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Bir de bunlar böyle dolu dolu laflar gibi görünüyor böyle, kendini gerçekleştirmek. Abi ben gerçek değil miyim ki kendimi gerçekleştireyim? Ben var değil miyim ki var olmaya çalışıyorum? Ben kime kendimi ispat etmeye çalışıyorum? Niye bunu yapmaya çalışıyorum? Geri zekalı mıyım ben yani? Ya siz kendini ispat eden bir hayvan gördünüz mü? Hayvan bile bunu yapmıyor. Bize bunu yaptırıyorlar. Ya kedi diyor, ben kendimi ispat edeceğim. 3 tane fare yakalayacağım, böyle asacağım onları, sergi yapacağım falan diyor mu mesela? Demiyor. Köpek kendini ispat etmeye çalışıyor mu? Ayı kendini ispat etmeye çalışıyor mu? Kuş kendini ispat etmeye çalışıyor mu? Etmiyor. Yok. Neden? Çünkü kendilerindeler. Ama farkında değiller. Biz kendinde olabilen ve kendimizin de farkına varabilme bilincine sahip varlıklarız. Ama çok sofistike bir şekilde yaratıldığımız için, hani vardır ya böyle hassas elektronik aletler çabuk bozulabilir. Hani çok mekanik ise o kadar çabuk bozulmuyor ama çok hassas ise bozulabiliyor. Şimdi biz de çok hassas, komplike varlıklarız deyim yerindeyse özde. Hani hem kendini bilebilirsin hem kendini bildiğini bilebilirsin. Hayvan öyle değil. Hayvan ilahi bir şeyle, takdirle kendindelik içinde. Bir hikayesi yok. Bazen insanlar onların böyle psikolojisini bozuyor. İnsanları göre göre bozulan hayvanlar var yani. Bunu hani bunu unutmayın. Böyle evcil hayvanların bazen doğasını bozuyoruz. Bu ayrı bir konu. Yani şunu demek istiyorum. Kendimi niye ispat etmem gerekiyor? Yani bana bunu kim söylüyor? Niye bana böyle bir hikaye uydurulmasına karşı ben bu kadar boş duruyorum? Yani ne gerek var kardeşim? Ben niye kendimi ispat edeyim? Ya benim yani varlığım neyse o. Niye ispat etmeye çalışıyorum? İspat edince ne olacak? Kime ispat etmeye çalışıyorum? Sonra da diyoruz ki benim gözümde insanların önemi yok. Ben istediğimi yaparım. Yapamıyorsun. Bütün yaptığın şeylerin altında kendini ispat etmek var. Bakın hepimiz birbirimize esir edilmişiz. Kendimizi birbirimize ispat etmeye çalışıyoruz. Biri de başını kaldırıp demiyor ki ya bu oyunu kim kurdu kardeşim? Bu nasıl bir oyundur ya?
yani alimi de zalimi de bir şey ispat etmeye çalışıyor. Alim, ben alimim biliyor musun? 7 kitap devirdim, şu eğitimleri aldım, 40 yıldır okuyorum. Abi ne oldu, ne oldu? Ne yapmaya çalışıyorsun? İspat etmeye çalışıyorsun bir şeyi. Mutmain misin? Gerçek kendini bulabildin mi? Yok. O zaman ne yapmaya çalışıyorsun? Biriktirdiğin bilgi yığınını birilerine boca mı etmeye çalışıyorsun? Ne olacak yani? Neyin peşindeyiz? Bir tiyatro oynuyoruz ama tiyatronun farkında değiliz yani. Bunun ayırdığına varamıyoruz. Varmamız imkansız mı? Yok, aslında çok mümkün. Çok mümkün ama oradan bakma bilincine bile kapatılmışız. Hatta biri bunu söyleyince işte ne bileyim aslında öyle ama işte hepimiz bir yol tutturmuş gidiyoruz falan diye böyle kendi kendimizi hani uyutmaya bile çok yatkınız yani. Hani birisi bizi şöyle bir uyandırmaya çalışınca bile ya böyle hani ne bileyim doğru söylüyorsun ama işte insanlar da öyle değiller falan filan. Ama işte senin değerini de o zaman kimse bilmiyor. Abi bilmesin, problem ne yani? Niye bilmeleri mi gerekiyor? Bakın benim değerim var, ben sizi umursamıyorum. Bunu bile insanlar göstermeye çalışıyor. Ya internette yazıyor böyle. Artık hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Umurumda olmadığın kimselere niye mesaj veriyorsun ki? Bunu niye göremiyorsun yani? Umurumda değilsiniz. Hepinizin canı cehenneme. Niye bunu yazıyorsun? Çünkü buna da körsün. Çünkü aslında orada bile siz benim umurumda değilsiniz, biliyor musunuz? Bilin diyen, demeye çalışan ve oradan aslında geri bildirim almaya çalışan sahte bir benlik var yani. O kadar sahte ki birinden kurtuluyorsun, öbürüne yakalanıyorsun. Onlara söyleyeceğim artık, benim gözümde bir hiçsiniz. Diyorum ki niye söyleyeceksin ki? Söyleyeceğim, bilsin diyor. Diyorum artık bu senin dünyanda yok. Olsun diyor, bilsin diyor. Farkında değil ki kendini bir başkası üzerinden, bir başkasının algısı üzerinden tanımlama tuzağına devam ediyor. Neden? Çünkü kodlarımızı bozmuşlar yani. Biraz bunu fark etmeye ihtiyacımız var. Daha küçük yaşlardan itibaren kodlarımız bozulmuş. Veya daha doğrusu aslında gerçek kodlarımız bozulmamış. Yanlış anlaşılmasın. Yani gerçek kodlarımız yerinde duruyor. Üzerine bir arayüz kodlaması yapılmış. Sahte bir şey kodlanmış aslında. Yoksa Allah'ın o saf ve mükemmel şeyini, o öz varoluşu aslında kimse bozamaz. Yani o yüzden bizim mesela gaflet dediğimiz, unutma dediğimiz, aldanış dediğimiz şeyler aslında hep neye işaret ediyor? Gerçeğin tamamen bozulmasına değil. Hani gaflet içindesin. Hani böyle bir anlık bir unutuş, bir yanılgı, bir gözlük kafanda ama gözlük arıyorsun. Neden? Çünkü gözlüğün kafanda olduğundan gaflettesin. Ama aslında gözlük yok olmadı. Biz özümüzü unuttuğumuz zaman öz yok olmadı, onu bozmadık. Birisi bizi yanlış bir şekilde kodladığında veya biz kendi kendimizi yanlış kodladığımızda gerçek kendimiz ortadan kalkmadı. Onu ortadan kaldırma gücümüz de yok. O yerinde sapasağlam duruyor. Hiç kimse ve hiçbir şey ona zarar veremez. O yüzden büyük müjde budur. Allah senin Rabbindir. Sen de ona aitsin. Kendini kimseye ispat etmene gerek yok. Kendini gerçekleştirmene gerek yok. Sen gerçekleştirildin zaten. Allah seni gerçekleştirdi.
Allah'ın gerçekleştirdiği şeyi sen ne yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Allah diyor seni gerçekleştirdim. Sen diyorsun ki ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu bir çelişki değil mi? Allah diyor ki seni gerçekleştirdim. Sen gerçeksin. Onu fark et, onu bul, onu keşfet. Ona uyanmaya çalış. Yoksa kendi kurguladığın benlik sönümlenip gidecek. Hiçbir izi, hiçbir belirtisi bile kalmayacak. Ama Allah'ın yaratmış olduğu senin gerçekliğin, o Allah'ta ebedi ve bakidir. O kalıcı olan bir şeydir. O sensin. İşte o yüzden dikkat edin. Allah insana çok basit bir şey öneriyor. Yani deyim yerindeyse beni hatırla ki kendini hatırlayasın. Yani Allah de ve kurtul. Aslında çok basit bir şey değil mi? Ama bunu bile anlamıyoruz. Yani Allah de ve kurtul. Yani şunu de, varlık tek ve mükemmeldir. Ben de ona aidim. Varlık tek ve mutlaktır. Ben de ona sırrı bir şekilde aidim. Onun varlığıyla varım. Onun tamlığıyla tamım. Hiçbir hikayeye ihtiyacım yok. Hiçbir ispata ihtiyacım yok. Sevilmeye ihtiyacım yok. Onaylanmaya ihtiyacım yok. Takdir edilmeye ihtiyacım yok. Ya ama içeride bir şey hocam diyor ki takdir edilmek de güzel hocam ya falan. Bak işte o lanet olası kimse o. Onu bul ve ona da şefkatle bak de ki teşekkür ederim sana ya. Bugüne kadar beraber gidiyorduk ama artık sana ihtiyacım yok. Sen yoluna ben yoluma kavga etmene de gerek yok. Çünkü öz bir şeyle kavga etmeye de ihtiyaç duymaz. Ama bak dikkat et. Bir şey seni sürekli kandırmaya çalışıyor. Sürekli ama. Yani alttan, üstten, yukarıdan, aşağıdan hani şeytan diyor ya hani her cihetten yaklaşacağım diyor. Ya sevilmek kötü mü diyor. Oradan bir başlıyor. Ben de dedim ki kötü değil ama ihtiyacın yok diyor. Fark edilmek kötü değil ama ihtiyacın yok diyor. Bak bunu anla. Bak içeride biri diyor ki ya ama olsa daha iyi olur diyor. Öyle alttan alta giriyor yani. Fark et bunu. Bak bir şey sızmaya çalışıyor. Yani nasıl ki cennetteki Adem ve Havva'nın o doğal, mutlu, huzurlu, dingin varoluşuna ne yaptı? Şeytan sızmaya çalıştı. O sızmaya çalışanı fark et. Ama kavga ederek değil, kaygı duyarak değil, korkarak değil, gergin olarak değil, sakin bir şekilde. Teşekkür ederim ya, ihtiyacım yok. Mesela bir gün biri bana dedi ki, ya dedi sen dedi işte kitap yazıyorsun, ediyorsun, kaç para kazanıyorsun? Ya dedim ne bileyim işte bir şeyler geliyor. Daha çok kazanmak istemez misin? Yok dedi. Şöyle bir durdum. Daha çok kazan, yani kim hayır diyebilirdim mesela? Yani niye hayır diyeyim değil mi hani daha çok? Ya işte istemem dedim. Bu sefer şeyden girdi. Ya hayır yaparsın dedi. Mesela anladın mı? Yani hayır yaparsa oradan girecek. Yani bu tıpkı buna benziyor yani. Hani bir yerden girmeye çalışıyor. Yani senin o doğal huzurunu, dinginliğini arzuyla ve korkuyla bozmaya çalışıyor. Şimdi çalışmak, çabalamak ayrı bir şeydir. Hepimiz çalışıp çabalamalıyız. Hayatın her alanında. Bu ayrı bir şeydir. Allah bize bu dünyanın işleyişinde bir fonksiyon da vermiş. Ama kendimizi var etmek için değil. Yani bu dünyada ne yaptın?
Allah böyle demeyecek. Sen bu dünyada kiminleydin? Benimle miydin? İnsanlarla mıydın? Sahte benliklerinle miydin? Kiminleydin? Soru bu, tek bir soru. Ya Rabbi ben seninleydim. Seninle çalıştım, seninle yürüdüm, seninle evlilik yaptım, seninle anne babalık yaptım, seninle iş yaptım, seninle kitap yazdım, seninle okula gittim, seninle kitap okudum. Kiminleydin bütün bunları yaparken? Onunlaydım. O zaman çok güzel. Her şey çok güzel. Ama eğer insanlarla isen, bu sefer insanlardan ilgi, takdir, beğeni, onay, teşvik, en basitinden bir teşekkür ya, bir teşekkür. Kuru bir teşekkür beklersin. O kuru teşekkür seni kurutur ama, değil mi? O böyle kupkuru bir teşekkür beklersin, onu da bulamazsan başına bela bulursun. Ve ömür boyu ya insan bir teşekkür bekliyor ya dersin, o beklentiyle ömrünün bir kısmını heba edersin. Neden? Çünkü o benliklesin. Allah'la değilsin. Allah'layım. Teşekkür beklemiyor musun? Ne teşekkürü kardeşim ya? Ben Allah'layım. Takdir beklemiyor musun? Yok, Allah'layım. Allah'la çok güzel, mutluyuz. Bir sıkıntım yok. Öyle teşekkür bekleyen, takdir bekleyen bir benliğim yok. Takdir görsen kötü mü olur? Vallahi bilmiyorum, ilgilenmiyorum yani, ilgi alanıma girmiyor. Neden? Çünkü Allah'lasın. Onun varlığıyla varsın ve tamsın. Bir sıkıntı var mı? Yok, bir sıkıntı yok. Allah'la olan için sıkıntı olur mu? Ama insanlar takdir etmiyor, insanlar vefasız. Allah selamet versin. Bu kadar. Yani peygamber kendisine 20 sene düşmanlık eden insanlar gelip döndüklerinde hoş geldiniz demiş. Neden? Çünkü onlarla ilgili bir hesabı yok. Onlarla ilgili bir planlaması yok. Bir hikayesi yok. Neden? Çünkü Allah'la. Allah'la yaşıyor. Hani Ebu Cehil'le de yaşamıyor. Ebu Cehil'in oğluyla da yaşamıyor. Karısıyla da yaşamıyor. Allah'la yaşıyor. Allah'la bu dünyada yaşıyor. Bütün hayatının temelinde Allah'la olmanın farkındalığı var. Eşiyle konuşurken de Allah'la, arkadaşıyla konuşurken de Allah'la, eşleri dünyalık istediğinde ve hani tırnak içinde sorun çıkardıklarında da Allah'la. Bakın ne diyor? Sizi güzel bir şekilde bırakayım diyor. Mutlu olacağınız şekilde hayatlar kurun diyor. Ya benim kıymetimi bilmediniz, Allah size gösterecek. Böyle bir hikayesi yok. Neden? Çünkü kendiyle değil yani. Egosal anlamda kendiyle değil. Biz egosal anlamda kendimizleyiz. Eşimiz bize seni bırakacağım dese Allah belanı versin diye başlarız. Veya niye beni bırakıyorsun diye kavga ederiz. Veya kendimizi kötü hissederiz. Neden? Çünkü Allah'la değiliz. Olmadığımız için ya birileriyle birlikte kafamız meşgul, işte beni anlıyor mu, seviyor mu, değer veriyor mu, hatırlıyor mu? Veya kendi egomuzla meşgul, işte sen şanssızsın, işte sen zaten imkanlarını da değerlendirmedin, suçlusun, yok suçlu değilsin. Sen suçlusun ama onlar da suçlu. Hikaye dönüyor da dönüyor. Bir yere varır mı? Varmaz. Hikayeyi ömrün boyunca döndürebilirsin. Bütün bunları bir kenara bırak, de ki ben Allah'layım, Allah da benimle. Bunu biz bazen zannediyoruz ki bunlar tasavvufi şeyler. Hayır, bunlar Kur'ani şeyler. Ne diyor Allah peygamberine o mağaradayken? De ki hüzünlenme, Allah bizimledir.
Allah'a meana ediyor. Allah bizimle. Peki sen bu ayetin neresindesin? Sırf bu ayet bile insana yeter aslında. Allah bizimle. Allah benimle. Ben onunlayım. Ondayım. Ne kadar güzel bir şey. O zaman hiçbir aşırı arzun veya korkun olmaz. Evet, güzel şeyleri isteyebiliriz. Kötü bir şey değil. Ama ona böyle beni var edecekmiş gibi veya varlık yokluk meselesiymiş gibi istemem. Öyle, dünyada öyle isteyeceğim bir şey yok yani. Ya işte bunu istiyorum. Hani bazen çocuklar oluyor böyle tutturur. Almadığın zaman da böyle bağırır, ağlar. Zannedersin ölüm kalım mücadelesi veriyor. Böyle ağlamaktan nefesi kesilir. Ne istemiş? Pamuk şeker istemiş. Ego'da öyle bir tuzak var ki yani böyle bir şeyi ölüm kalım gibi istiyor. Halbuki hayatta böyle istenecek bir şey yok değil mi? Mesela biz çocuğa öyle bakınca ya diyor bak çocuğa bak yani kendini neredeyse öldürecek yani küçücük bir şey için. E sen ben ne yapıyoruz? Sen ben de aynı tuzağa düşüyoruz. Ama çocukluktan kurtuluyor. Artık öyle yapmıyor ama büyük olduğunda o da bu sefer başka tuzaklara düşüyor. İşte bu nedir? Bu aldatıcı bir şeydir. Hayatta hiçbir şeyi seni var edecekmiş gibi isteme. Hayatta hiçbir şeyden de seni yok edecekmiş gibi korkma. Hiçbir şey böyle korkulmaya layık değildir. Hiçbir şey de bizi var edecekmiş gibi istenmeye layık değildir. Hayatta böyle bir şey yoktur. İki, sen böyle bir varlık değilsin. İnsan var olma mücadelesi yapıyor. Neyle yapıyorsun abi bu mücadeleyi? Yok musun sen? Yoksan yoksun zaten. Yok olan bir şey var olma mücadelesi yapamaz. Hatta bakın size şunu da söyleyeyim. Aslında biz hani dilsel olarak bazen dilin yetersizliğinden dolayı bazen işte yoktan geldik diyoruz. Hayır biz yoktan gelmedik. Biz vardan geldik. Var olan haktan geldik. Onun sonsuz ilminde sırlı bir şekilde vardım. Bu düzlemdeki varoluşa aktarıldı. Dolayısıyla biz yoktan gelmedik. Var olma mücadelesi de yapmıyoruz. Bize yok olduğumuzu zannettiren o sahtelikten, o sahte benlikten kurtulmalıyız. Sanki hiçbir şeyim gibi geliyor. Hayır, ben varım. Varlıktan geldim ve onun varlığıyla da var olmaya devam ediyorum. Onun varlığıyla da onun beni var etmeyi dilemesiyle de ebediyen var olacağım. Bunu o dediği için diyorum. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Daha huzur verici bir şey olabilir mi? Daha gerçek bir şey olabilir mi? Halbuki senin sahte benliklerin ne yapıyor? Birinin dünyasında var olmaya çalışıyor. Falan beni hatırlıyor. Lan Allah seni hatırlıyor. Sen yani Allah seni ezeli ve ebedi olan Allah hiç unutmazcasına seni hatırlıyor. Bu mu daha kıymetli? Yoksa uyuduğunda seni unutan bir insanın seni hatırlaması mı daha kıymetli? Neyi neyin yerine koyuyorsun? Ama o sahte benliğimiz o kadar aldatıcı ki biri bizi sevince göklere uçuyoruz ama Allah diyor ki Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Sen o topluluktan değil misin? Allah seni böyle seviyorken kimin ve neyin sevgisi onun yerine geçebilir veya onun sevgisini örtebilir? Ki alemde gördüğün her sevgi
o sonsuz sevginin binlerce perdeden geçmiş bir gölgesidir. Bak, dünyaya nispetle güneş enerji kaynağıdır, değil mi? Isı ve ışık kaynağıdır. Güneşin ısısı ve ışığı aya yansıyor. Aydan ırmaklara yansıyor, denize yansıyor, taşa toprağa yansıyor. Oradan sana yansıyor. Bak, perde perde yansımalar var, değil mi? Ama aslında bütün ışıklar güneşin ışığının bir yansıması. Sen bilsen de öyle, bilmesen de öyle. Hatta güneşi inkar da etsen öyle. Değil mi? Güneşi inkar edebilirsin ama güneş gene seni aydınlatır. Ay gene dolunay olarak parlar. Şimdi bazıları diyor ki Allah'ı inkar ettin, bak ne oluyor. Ve Allah senin gibi böyle tepkisel bir varlık mı? Yani inkar edince kafana bir tane çakacak. Öyle mi bekliyorsun yani? Allah böyle şey bir varlık mı yani? Yani sen bu şey gibi ya, bazen çocuklar, sen benim babam değilsin. Ben artık sana baba demeyeceğim. Öyle deyince mahkemeye gidip şey mi yapıyorsun? Bu çocuğu evlatlıktan reddediyorum mu diyorsun? Sen bile bu tepkiselliği göstermiyorsun. Allah sana tepkisellik diyor. Allah sana kendini fark etmeni, kendi varlığının farkına varmanı hatırlatıyor. Yoksa haşa, işte Allah'ı inkar edeyim bakayım beni çarpacak mı? Lan sen zaten inkar etmekle zaten çarpılmışsın yani. Daha ne çarpsın yani? Kendini unutuyorsun. Kendini maddi, bedensel, dünyevi bir boyuta indirgiyorsun. Bak, o yüzden zaten çarpılmışsın. Hepimiz çarpılmışız aslında arkadaşlar. Öyle hani başkaları çarpılmış da biz çarpılmamış değil. Hepimiz çarpılmışız. Çarpıldığımızda da için bu haldeyiz zaten. İşte o çarpıklığı düzeltmeye çalışıyoruz yani. Çarpılmışız. Bir ilişkide problem yaşıyoruz, yıkılıyoruz. Çarpılmışız. Bir işte bir sıkıntı oluyor, mutsuz oluyoruz. Neden? Çünkü çarpılmışız çünkü. Tırnak içinde şeytan bizi çarpmış. O yüzden bakıyorsun küçük bir şey oluyor, mutsuz oluyorsun. Ya ben niye mutsuz olayım? Bir olaydan dolayı niye mutsuz olayım? Değil mi? Olay mı büyük, ben mi? Küçücük bir hadise beni mutsuz edebiliyor. Neden? Çünkü bir çarpıklık var içeride yani. Zihnimiz çarpıtılmış. Çarpıtılmış olduğu için ya olur ne olacak, hayat bu. İşim ters gitti veya şu böyle oldu. Ve 30 yıllık sevdiğim arkadaş umulmadık bir vefasızlık yaptı. Allah selamet versin. Gidip mutsuz mu olayım? Mutsuz olursam ben neredeyim? Kiminleyim? Değil mi? Ben kiminleyim o zaman? Allah nerede o zaman? Ben Allah'a niye inanıyorum? Allah benimle nasıl bir ilişkiye sahip? Ben onunla nasıl bir ilişkiye sahibim o zaman? Değil mi? Bunları sorgulamam gerekmiyor mu? O yüzden bir alimin ifadesiyle hakiki imanı kalbinde yaşayan bir insan, kainat bomba olup patlasa, kıyameti kopsa, onu ibretle ve hayranlıkla seyreder. E ne oluyor? Abi kıyamet kopuyormuş. İyi bakalım nasıl kopuyor, seyredelim. Lan eyvah, mal mülk ne oldu, tapular babular ne oldu, çoluk çocuk. Öyle mi diyeceksin? Yoksa Allah Allah, demek ki kıyametin kopuşunu Allah böyle bu gözlerle seyretmeyi de nasip edecek. Bunu büyük bir tefekkürle seyredersin, değil mi? Ama öbür türlü eyvah kavramının içinde boğulursun. Ne olacak? Ne ne olacak? Ne ne olacak yani? Sana bir şey olmayacak. Sana, eğer sen kendini biliyorsan. Allah da ebedi. Sadece Allah açtığı bir
sergiyi topluyor yani. Bu kadar. Ama sen kendini serginin parçası olarak görüyorsan, o zaman vay haline. Sergi toplanınca sen de toplanacaksın. Ama sen o serginin şahidisin. Serginin açılımına da katkıda bulunuyorsun. O yüzden çalışıyoruz, çabalıyoruz diyoruz. Ama sergi kapatılınca sen onun neyi olursun? Şahidi olursun. Ama kendini serginin parçasının parçasının parçası haline getirmişsin. Çocuğum var, eşim var, işim var, o var, bu var, şu var. Sen neredesin? E ben de onların parçasıyım. Sen kendine çok büyük bir yazık etmişsin. O yüzden insan kim olduğunu, kime ait olduğunu, varlık aleminde nasıl bir yeri olduğunu bilmek sorumluluğuna sahiptir. Bu sorumlulukla teçhiz edilmiştir. Bu sorumluluğunuzu unutursanız çok büyük şey unutmuş olursunuz. Bunu fark edip yerinizi tespit ederseniz hayatta hiçbir şey sizi sarsmaz. Hiçbir şey sizi yıkmaz. Yıkılan bir şey varsa yıkılanı görün. Yıkılan siz değilsiniz. Yıkılan sizin ürettiğiniz kimliktir, ürettiğiniz imajdır, ürettiğiniz hikayedir. O yıkılabilir. Adem mesela ben kendime üzülmektim derken onu mu kastediyor? Onu kastediyor. Çünkü her şey son nihayette kendinizi zulmetmek veya kendi hakkınızın farkına varmak. Bu hak demek, ben şöyle haklıyım, böyle haklıyım değil. Varlığınızın hak olduğunu görüp kendinizi oraya ait görmek. Benim hakkım varlığımın farkına varmaktır. Benim hakkım ondan bundan hakkım değildir. O dünyevi izafi bir hukuktur. Benim gerçek hakkım varlığımı fark etmektir. Sen o hakkı kaybetmişsin, daha doğrusu unutmuşsun, oradan buradan hak talep ediyorsun. Ben bunu hak ettim mi? Ne oldu? Ya ben çok kıymet veriyordum, o bana kıymet vermiyor. Ya bu mu? Senin hakkın bu mu şimdi? Ya bunu mu arıyorsun? Sen böyle bir varlık mısın? Allah sana varlık hakkı vermiş, sen bu hakkı unutmuşsun. Zaten bunu unuttuğun için gidip oradan buradan hak talep ediyorsun. Ben 12-13 yaşında annemi de babamı da bütün insanları da dedim ki bunlar kendi dünyalarını yaşıyorlar. Allah selamet versin. Ben Allah'a aidim. Kafam böyle çalıştı. O yüzden hiçbiri hakkında hikaye üretmedim o yaştan sonra. Annem bana niye böyle davranıyor? Babam bana niye böyle davranıyor? Yok kardeşim niye öyle davranıyor? Yok arkadaşım niye öyle davranıyor? Ya davranıyor, kendi dünyasının içinde yaşıyor yani. Ben neyin peşindeyim? Ben gerizekalı mıyım? O bana böyle niye davrandı? Bu bana niye davrandı? Ya zaten kendini bilmiyor ki, ben neyin hesabını soruyorum yani. Yani neyle uğraşıyorum? Değil mi? Öyle demem lazım. Neyle uğraşıyorum? Her biri kendi hikayesini yaşıyor. İyi veya kötü. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ben bunlarla ilgili hak, hukuk peşinde mi koşacağım psikolojik anlamda? O beni anladı, o beni anlamadı, o bana böyle davrandı, şu bana şöyle davrandı. Ben kimim? Orayı kaçırmışım. Orayı kaçırırsan her şeyi kaçırmışım. Ben kimim? Ben Allah'ın varlık hakkıyla donattığı bir varlığım. Ne kadar kıymetli bir şey. Varlığıyla ödüllendirmiş. Bundan daha büyük bir hak olabilir mi? Annem babam da olsa beni anlamasa canları da sağ olsun. Allah bana yeter ya. Onun tamlığı, onun mükemmelliğinden daha kutsal ne olabilir?
Yani güneşi bulmuşsam, ya ay niye gece çıkmıyor derdine düşer miyim? Ama güneşi unutmuşsam, zaten ayla kavga ederim. Niye bugün görünmüyor? Niye bugün yok? Niye bugün çok böyle ışıksız falan demeye başlarım. Neden? Güneşi unutmuşum. Güneşi unuttuğum için insanlarla ve alemle didişiyorum. Halbuki nedir? Hakiki mümin kendini Allah'a verdiği için Allah'tan geleni de aleme verir. Alemden alacağı yoktur. Alemden alacağıyla meşgul olmaz. Neden? Yani siz hani deyim yerindeyse yanınızdan gürül gürül bir ırmak akıyor. Siz yani bir yarım litrelik bir su şişesine muhtaç olduğunuzu düşünür müsünüz? Veya bana şişe bir su şişesi getirdiler veya getirmediler problemine düşer misiniz? Yanı başınızdan berrak bir ırmak akıyor. O yüzden bakın, Allah'la iseniz insanlarla çok probleminiz olmaz. Ama Allah'la değilseniz insanlarla çok probleminiz olur, çok hikayeniz olur. Unutamazsınız. O bana bunu dedi, bu bana şunu dedi. Onunla meşgul olmak durumunda kalırsınız. Çünkü başka hazineniz yok. Başka ilgileneceğiniz, kafanızda dolaştıracağınız, döndüreceğiniz başka bir şey yok. Ama Allah'lasınız, bütün hesaplar mükemmel. Ben Allah'layım, Allah da benimle. O beni seviyor, ben onu seviyorum. O beni biliyor, ben onu biliyorum. O benim en samimi dostum. O benim sevgilim, o benim en yakınım. Ne kadar mükemmel bir şey. Ama bunu hani laf olsun diye, bak Allah benim yakınım, Allah hepinizin belasını versin diye, laf olsun diye değil, hakikaten. Bunu bir kimseye anlatmanıza da gerek yok. Bu sizin hakikatinizdir. Onunla mutmainsinizdir. O yüzden işler nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor ama Allah'la isen işler çok güzeldir. İş odur zaten. Onunla aran iyiyse her şey iyidir. İsterse dünya ters dönmüş olsun. Olabilir ama dünyanın hali. Peygamber zahiren çok böyle keyif içinde mi, tırnak içinde mi yaşadı? Yok. Maddi sıkıntı da çekti, onu da çekti, bunu da çekti. Uyandı, bir şey var mı dedi. Eşi yok dedi. İyi dedi, bugün oruç tutalım dedi. Ya işte millet ne yaşıyor işte, neyse biz de ne bileyim falan filan. Öyle bir şey dedi mi demedi. Öyle bir derdi oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü Allah'lasın. Aç da kalabilirsin. Öyle de bilirsin. İnsanlar sana ters de bakabilir, seni umursamayabilir, unutabilir. Ama sen Allah'ı unutmuyorsun, o da seni zaten unutmuyor. O zaman sistem tamamlandı, sistemde bir boşluk yok, bir kaçak yok, bir kısa devre yok.